Matematik. Nedir bu matematik? Neden var hayatımızda? Neden herkes matematik öğrenmek zorunda? Ne işimize yarıyor bu matematik? Matematik denilince herkesin aklına x'ler, y'ler ve karmaşık semboller geliyor. Ki bu doğru. Ama matematiğin daha büyük bir gizemi var. İçinde yaşadığımız bu evreni, kurduğumuz bu medeniyeti anlatan ve gizemini hala koruyan bir dildir matematik. Bu dil üç temel soruyu cevaplandırabilmek için her geçen gün daha da gelişmiştir. 1. Biz kimiz? 2. Nereden geldik? 3. Hangi zamandayız? Kim olduğumuz ve nereden geldiğimiz hala gizemini korurken biz yine de araştırmaya ve bulduklarımızı yorumlamaya devam ediyoruz. Ve bu araştırmalarımızı matematik kullanarak sürdürebiliyoruz. Çünkü sayıların oluşturduğu döngüleri doğada birebir olarak gözlemliyoruz. Bu yüzden yaşadığımız evrenin, dilinin matematik olduğunu söylüyoruz. Peki bu gizli kodu nasıl çözebiliriz? Bu kodu açığa çıkarmak için ilk önce matematiğin köklerine yolculuk yapmalıyız. Matematiği anlamak için derinlere inmemiz gerekiyor. Güneş saatinden başlasak? Hayır, daha derin. Sayıların meydana gelişi? Hayır, daha da derin. Eşleştirme? Daha da derin. Büyük patlama. Çok gittik. O zaman ateşin keşfi. Zamanın bu noktası iyi bir başlangıç olabilir. O zaman hata yapmaktan korkmayan cesur atalarımızla ilgili bir masal anlatmak istiyorum. Bundan yaklaşık 4 milyon yıl önce dünyada var olan ve kendisini fark edebilen bir kabile hakkında. Eskiden dünyada insanlar yoktu ama kuyruksuz maymunlar vardı ve her şey bir orman yangınıyla başladı. O güne kadar ağaçların tepesinde yaşayan bu uzun kollu ve kısa bacaklı maymunlar ellerini kullanarak tüm gün bir ağaçtan diğer ağaca zıplar ve lezzetli bitki ve meyve köklerini yerlermiş. Günlerden bir gün ormanda büyük bir yangın çıkmış. Bütün hayvanlar oradan oraya koşuşturmaya ve bağırmaya başlamışlar. Yangın var, yangın var. Bu gürültüleri duyan maymun ne olduğuna bakmak için ağacın en tepesine tırmanmış. Ve o gece bir felakete tanıklık etmişler. Bütün ağaçlar teker teker yok oluyormuş ve bütün orman gözlerinin önünde yanıyormuş. Kocaman alev topları üzerlerine doğru geliyormuş. Hemen diğerlerine haber vermişler. Hemen uzaklaşın, büyük alev topları üzerimize doğru geliyorlar. Bunu duyan diğer maymunlar hemen ağaçlardan atlamışlar, koşmaya başlamışlar. Birçok kayıp verseler de içlerinden birçoğu hayatta kalmayı başarmış ve yangından kaçabilmiş. Başka bir orman bulabilmek için sürekli yürümeye başlamışlar. Ayaklarının üzerinde durmaya zorlanan bu maymunlar gün geçtikçe bacakları kuvvetlenmiş ve kolları zayıflamış. Birkaç jenerasyon sonra iki ayaklarının üzerinde rahatlıkla durabilmeye başlamışlar. Derken havalar soğumaya başlamış. Soğuktan korunmak için mağaralara sığınmışlar. Ve milyonlarca yıl boyunca kulaktan kulağa soğuk kış gecelerinde nasıl yürümeye başladıklarını torunlarına anlatmışlar. Bir gece yine çok büyük bir fırtına kopmuş. Gök gürlemeye başlamış ve yağmur yağıyormuş. Ve aniden çok büyük bir gürültü duymuşlar. İçlerinden bir tanesi ne olduğunu merak etmiş ve buna bakmak için mağaradan dışarıya çıkmış. Ve gördüğü manzara karşısında şok olmuş. Yıllar boyunca dinlediği hikayenin ta kendisini görmüş. Ağaçlar yanıyor ve büyük alev topları bulundukları mağaraya doğru geliyormuş. Hemen diğer arkadaşlarına uyarmış. Ama bu sefer farklı olan bir şey olmuş. Bu akıllı insansı maymun
bu ateşin ne olduğunu gerçekten merak etmiş. Milyonlarca yıldır sürekli peşimizde olan bu şey ne? Onu yanıma alacağım ve gerçekten ne olduğunu anlamak istiyorum demiş. Yanan bir odun parçasını yanına alarak diğer kabile arkadaşlarıyla birlikte oradan uzaklaşmışlar. Ve başka bir mağara arayışına girmişler. Ertesi gün başka bir mağara bulmuşlar. Ve mağaranın içerisinde kendi aralarında olanları konuşurken bu meraklı maymun insan biraz çalılık toplamış ve elindeki yanan odun parçasıyla büyük bir ateş yakmış. İlk önce bunu gören diğer maymun insanlar ona kızmışlar. Neden onu buraya getirdin? Şimdi buradan da kaçmak zorunda kalacağız. Ama akıllı maymun onlara sakin olmalarını söylemiş. Sadece bunun ne işe yaradığını merak ediyorum demiş. Ve ateşi izlemeye başlamışlar. Ateş bedenlerini ısıtmaya başlamış. Etraflarını aydınlatmaya başlamış. Derken bu maymun insanlar gittikçe ateşe daha da yakınlaşmaya başlamışlar. Herkes mutlu olmuş. Çünkü ateşi kontrol altında tutabildiklerini fark etmişler. O gün kendi aralarında bir söz vermişler. Bu ateş asla sönmeyecek. Sonsuza kadar onu yanımızda taşıyacağız. O gece bu meraklı maymunlar insan olmuşlar. Bu ateş milyonlarca yıldır yanıyor. Bu ateş bizim medeniyetimizin ateşi. Eğer bu akıllı maymun ateşten korksaydı ve yanan dağ parçasını yanına almasaydı, belki de bugün hiç var olmazdık. Kalbimizde yanan bu ateşin simgesi cesaretten gelir. Çağlar boyunca ateş için savaşlar verdik. Bu savaşlarda üstünlük kazanabilmek için daha da ileri gittik. Rakiplerimize ateşimizi vermemek için. Bizden daha iri olan diğer akrabalarımızla verdiğimiz bu büyük savaşı yine cesaret sayesinde kazandık. Ama cesaret sadece tek başına yeterli değildi. Gittikçe daha meraklı hale gelmeye başlayan bu insanlar artık çevredeki koşulları daha iyi analiz edebilmeye ve parçaları birleştirebilmeye başladılar. Bunun sonucunda bir teknoloji geliştirdik. Taşları başka taşlarla oymayı ve uçlarını keskinleştirmeyi başardık. Bugün maymunların taş attığını görüyoruz. Eminim biz de taş fırlatıyorduk ama daha da ileri gittik. Bu bir durum bize evrimsel bir üstünlük sağladı. Aynı zamanda ateşe de sahiptik. Yani hem kendimizi koruyabiliyor hem de avladığımız hayvanın etlerini pişirebiliyorduk. Neden mi hayvanları avlıyorduk? Bitki ve meyve yiyen bu maymunlar neden avcılığa başladı? Bunun kesin bir cevabı olmasa da buz devirleri yüzünden çevrede yenilecek hiçbir bitkinin olmaması muhtemeldir. Yaşayabilmek için karnımızı doyurmamız gerekirdi. Yediğimiz etler sayesinde sindirim sistemimiz gittikçe değişmeye başladı. Bu değişimler korkutucu ve çaresiz görünebilir ama bir son değildir. Sadece başka bir evreye geçiştir. Bu değişim bizim için önemli bir evreydi. Bedenlerimiz yediğimiz etler sayesinde daha fazla protein barındırmaya başladı. Belki bir mucize, bilemiyoruz. Ama bu ilkel insanlar daha fazlasını görmeye başladı. Olaylar arasında bağlantılar kurmaya, daha çok izlemeye ve en önemlisi ise izlediklerini hatırlamaya başladı. Beynimizde bulunan sinaptik bağlantılar her yeni jenerasyonda daha kompleks hale gelmeye başladı. Bunun sonucunda kıllarımız döküldü, dil yeteneğimiz daha gelişti. Çevremizdeki dünyaya daha duyarlı hale gelmeye başladık. Her şey bizim için anlam kazanmaya başladı. Tıpkı yeni doğan bir bebeğin yaşı ilerledikçe dünyaya anlam vermesi gibi. Güneş, ay ve yıldızlar hepsi bizim etrafımızda dönüyor ve bizim için her gün yeniden doğuyorlar. Kazanmaya devam ettikçe dünyanın bizim için olduğunu düşünmeye başladık. Ama güneş tutulmalarını gördük ve korktuk.
Kuyruklu yıldızların gökten kayışını gördük ve yine korktuk. Çünkü bu insanlar için bir felaketti. Güneş bizi terk etmişti ve güneşi tekrar geri alabilmek için adaklar adadık. Tanrılara yiyecekler verdik. Bizi affetsin diye. Yani birbirimize hem romantik hem de korkutucu hikayeler anlattık. Bu hayal gücümüzü daha da geliştirdi. Ama hayal gücü sadece hikayelerimizin daha güzel olmasını sağlamadı. Karnımızı doyurabilmek için keskin dişlerimiz ve yırtıcı pençelerimiz yoktu. Bu yüzden akıllı olmamız gerekiyordu. Planlar yapmaya başladık. Bir bozon sürüsünü avlamak için planlar yaptık. Ve bu sırada dünya yeniden ısınmaya ve bitkiler yeşermeye başladı. Artık zehirli olan ve yenebilir bitkileri birbirinden ayırt edebiliyorduk. Analitik zekamızın gelişme belirtileri yavaş yavaş kendini gösteriyordu. Çevresini daha iyi tanımaya başlayan bu insanlar için yaşam denilen ve taş devrinden uzay çağına uzanan bu kozmik yolculuk aslında henüz yeni başlıyor. Milyonlarca yıl boyunca süren bir mücadeleden bahsediyorum. Bu mücadele hala devam ediyor. Ve bu evrende var olduğumuz sürece de hiç bitmeyecek. Bu zorlu koşullar ile başa çıkabilmek için her gün binlerce fikir ve hayal üretiriz. Ve anlayabilmek için ise doğayı izleriz. Gözlemle, fikir yürüt ve fikrini dene ve sonucu ulaş. Bugün buna bilim diyoruz. Ama sadece bilim değil, her şeyden önce gözlemlediğimiz doğayı resmettik. Gördüğümüz şeyi görmeyen birine anlatabilmeye başladık. Çevremizde bulunan şekilleri taşlarla ve doğada keşfettiğimiz diğer çeşitli materyallerle mağara duvarlarına çizdik. Ve insan ilk kez gördüklerini sembolik olarak anlatmaya ve sonraki nesillere aktarmaya başladı. Keskin uçlu taşları olan vahşi görünümlü bu insanlar avcı ve toplayıcı fakat en önemlisi sanatçılardı. Güzel deniz kabukları, taşlar, hayvan dişlerini kullanarak çeşitli takılar yapmaya başladık. Aynı zamanda bu yaptığımız takılar bizim için derin anlamlar ifade etmeye başladı. Yaptığımız her şey bize armağan oldu. Bugün kendimizi gözlemlediğimizde fark ediyoruz ki aslında duygu durumlarımız hiç değişmedi. İnsan hep farklı maskelerle aynı ritüelleri yapmaya devam etti. Ve milyonlarca yıl boyunca kültürümüz oluşurken sürekli hareket halinde dünyayı gezdik. Amerika'ya, Asya'ya, Avustralya'ya, Avrupa'ya. Her gittiğimiz yerde kendi zihinlerimizi dünyayı projekte ederken çevreyle bağlantı kurduk. Ve milattan önce 10.000 yılında ilk yerleşik hayatımıza adım attık. Matematiğin ilk temelleri yerleşik hayata geçtikten sonra atıldı. Gittikçe çoğalan bu kabilemiz için büyük sorunlar oluşmaya başladı. Çoğalmak güzel, kendimizi koruyabiliyoruz ama çok büyük bir sorun var. Yeterli yiyeceği bulamıyoruz. Ve eğer bu hızla çoğalmaya devam edersek, kesinlikle çevredeki hayvan sayısı yeterli olmayacak. Yapılması gereken geriye tek bir şey kalıyor. Kendilerinden zayıf hayvanları himayeleri altına alıp onların üremelerini kontrol etmek. Böylece artık kovalamak zorunda kalmadan çok miktarda yiyeceğe sahip olabilirler. Her şey yolunda görünüyor değil mi? İlk kez insan kendisini rahat hissediyor. Hayvanları doyurmanız gerekiyor ve bu yüzden onları yürüyüşe çıkarmalısınız. Uzun bir yürüyüşten sonra bir ağacın altında dinleniyorsunuz. Güneş tam tepede. Göz kapaklarınız hafifçe kapanıyor. Ve uykuya dalıyorsunuz. Gün batarken hayvanlarınızı toplayıp kabilenize geri dönüyorsunuz. Ama hayvanlarınızın eksik olduğunu fark ediyorsunuz. Peki nasıl emin olabilirsiniz? İnsan hafızası sandığımız kadar güçlü değildir. Bazen bazı anıları yanlış hatırlarız ve bunun neden böyle olduğunu bile bilmiyoruz. Bunun bir çözümü olmalı. Eğer hayvanların sayısını bilemezsem, onların kaybolup kaybolmadığını nasıl anlayabilirim?
İnsan bu problemi çözmek isterken farkında olmadan matematiği icat etmiştir. Nasıl mı? Belki de her birinin boynuna bir kemik bağlasan ve onları otlatmaya götürürken bu kemikleri onların boyunlarından çıkarıp geri döndüğümde tekrar hepsinin boynuna geri taksam. Eğer bir hayvan eksildiyse bunu kalan kemiklerden anlayabilirim. Matematiğin ilk tohumudur. Eşleştirme. Gördüğümüz her şey bir eşleştirme mekanizmasına aittir. Bunu çok iyi anlamalıyız. Çünkü bu bizim matematik hakkındaki en temel bilgimizdir. Sayı saymayı bilmeyen bir toplum sadece eşleştirme yaparak neye sahip olduğunu kavrayabilir. Çevremizde gördüğümüz her yapı matematiksel bir denklem içerir. Yani bir eşitlik içermelidir. İlk kullanılan matematik tamamen ihtiyaç doğrultusunda ilerlemiştir. Ve bu matematik gündelik hayatımızda kullandığımız matematiktir. Aritmetik işlemler, yani toplama, çıkartma, çarpma ve bölme, sayma işlemleri, yüzdelik hesaplar. Bu dört temel işlem, eşleştirme mekanizması ve üçüncü olarak benzerlik mekanizmasını kullanarak insanlar binlerce yıl boyunca yapılar inşa etmiş ve ticaret yapmıştır. Sayı nedir peki? Sayılar fiziksel bir gerçeklik taşımazlar ama fiziksel gerçekliği yansıtırlar. Soyut görünen bu dünyanın somutlaşması bu eşleştirme mekanizmasıdır aslında. Bugün 5 tane kalemim var dediğinizde aklınızda ne olduğunu canlandırabiliyorsunuz. Olan şeyi sembolik gösterimlerle, yani sayılarla eşleştiriyorsunuz. Bir ressamın gördüğü ağaç çizmesi de aslında bir çeşit eşleştirmedir. Gördüğü şeyi kağıt üzerinde eşleştirerek çizer. Burası gövdesi, burası yaprakları, burası dalları gibi. Aslında derin bir bakış açısıyla bakarsak yaptığımız şeyin bir sanat olduğunu söyleyebiliriz. Ne kadar kompleks olursa olsun yaptığımız, gördüğümüz her yapıda matematik vardır. Ve her yapıda bir sanattır. Doğal olarak matematik de bir sanat olur. Matematik ve sanat madalyonun iki yüzü gibi görünse de aslında tek bir şeyi anlatırlar. Kozmos'u.